Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının ilk günü için harika bir ana yemek tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Köftesi için 500 gram kıymamı kabımın içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı galeta unu ekliyorum. Bir adet yumurta ama yumurtanın sırasını başka bir şey için kullanmıştım. Sadece akını kullandım. Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım baharat olarak. Hemen iyice yoğurduktan sonra köftemi hazırlıyorum. Büyük büyük köfteler hamburger köftesi kadar büyük olması gerekiyor. Hazırladıktan sonra airfryer'ın içerisine yağlı kağıdı serdim. Biraz da yağladıktan sonra köftelerimi 200 derecede 12 dakikada pişmeye gönderiyorum. Önce biraz pişiriyorum daha sonra ters çevirip alt kısmında biraz yağlayıp öyle pişirdim. 3 adet patatesi soyup haşladıktan sonra suyunu süzdüm. Kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekledikten sonra 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Baharat olarak tuz ve karabiber ekledikten sonra patateslerimi iyice ezdim. Tavamın içerisine biraz zeytinyağını aldıktan sonra yarım böyle jülyen doğramış olduğum soğanı, 1 adet kapya biberini, 1 adet havuç, 5-6 tane doğramış olduğum mantarı. Ekledikten sonra iyice soteledim. Bir yemek kaşığı un ekledim. Baharatlarını ekleyip daha sonra iyice karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı krema ekleyip iyice pişirdim. Patates püresini önce borcamın en altına alıyorum. Daha sonrasında üzerine pişirmiş olduğum köfteleri hemen diziyorum. İsterseniz daha büyük bir borcamda da yapabilirsiniz eğer kalabalıksanız. Bu şekilde tam 4 kişilik güzel bir porsiyon oluyor. Hemen şöyle hazırlamış olduğum iç harcı da üzerine alıyorum. Daha sonra üzerine bolca kaşar peynirini serpiyorum. Yemeğim artık pişmeye hazır. Son olarak sadece üzerindeki peyniri de iyice kızartıp daha sonra servis için hazırlayacağım. Aşırı lezzetli oluyor. İnanın mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 180 derecede 10 dakika daha pişirdikten sonra şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ramazan için çok güzel bir ana yemek tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.